başlıyor. Değerli hocama dönüyorum. Hocam, birinci sorum. En zor konulara uyumadan önce çalışıyorum, hemen sonra uyuyorum. Öğrenciler bunu yapmalı mı, yapmamalı mı? Peki öğrenciler, sizce yani uyumadan önce en zor konuya mı çalışılır, yoksa kitap okuyup hemen böyle uyunur mu? Ya da sabahleyin mi çalışır en zor konulara? Bu öğrencimizin yaptığı doğru mu? En zor konulara çalışıyor ve gidip hemen uyuyor. Gelsin cevap. Harika bir cevap geldi, gördün. Duygu sağ olsun. Yüzler gülüyor. Gülen yüzünü bize gönderiyor. Evet, sevgili Duygu yönetmenimizin koreografisiyle bu hazırlandı. Evet İsmail. Hocam, ikinci sorumuz, kavramları ezberlemek için her kavramın tamamını 20 kez yazıyorum demiş öğrenci. Bunu yapmalı mı, yapmamalı mı? Evet sevgili öğrenciler, 20 kez, 30 kez böyle ödevler verilir. Yaz derler, 30 kez, 50 kez yaz denilir. Peki bunu yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Evet, cevap gelsin. Aa, der gibi sesler duyuyorum. Ne demek? 20 kez yazmayı, 30 kez yazmayı siz yapmayın mı diyorsunuz hocam? Ya da Allah razı olsun kurtulduk sesleri duyuyorum bak. Bence daha çok onu duyuyorlar. Ha, sevgili öğrenciler, onları 20 kez, 30 kez yazarak zaman kaybetmemize gerek yoktur. İnsan beyni, dikkat edin bu dediğime, Google gibi çalışır. Yazarak çalıştığınızı sınavda yazarak hatırlarsınız. Ve siz Google örneğini neden verdiğime dikkat edin şimdi. Mesela Google'a monarşinin tanımını yazdınız 4 ay önce. Bugün bir daha yazmak istediğinizde M ve O'yu yazdığınız anda küt verir. Kendisi geliyor direkt. İnsan beyni aynen Google gibi çalışır mı? O bir yapay zeka ürünü çünkü Google. Ve yapay zeka da insan beyninin bir benzeri. Böyle baktığınız zaman çocuklar, siz onu bir ya da iki kez yazdığınızda, yazarak çalıştıysanız o yeter zaten. Gerçek sınavda monarşinin tanımını hatırlayamıyorsanız mesela, elinize kalem alın, kitapçığın kenarına M, O'yu yazdığınız anda küt gene tanımı verir. Onun için böyle savurganca yöntem savurganlığı diyorum ben buna İsmail. Bu yöntem savurganlığı. Çünkü ne diyor şey? Çok ünlü, bakın o notlarımın arasında bugün de var. John Ratey en mükemmel yöntemi diyor, öğrencilere tembihliyor bunu. Gereğinden fazla uygularsanız beyin tersine, geriler tam tersi orada diyor. Şimdi bütün bunları biz oradan çıkartarak getirdik. Lütfen yeterince yazın. Uzun oldu bu. Sıradaki sorum, dinlenirken gitar çalmayı ya da müzik dinlemeyi seviyorum. Öğrenciler dinlenirken bu tip aktiviteler yapsın mı, yapmasın mı hocam? Evet, peki anne babalar, çocuklar mola veriyor, müzik dinliyor ya da müzik aleti kullanıyor, çalıyor. Ne dersiniz? Bir cevap gelsin bakalım. Bunu yapsınlar İsmail. Bak aileler, ya işte sınav yaklaştı, şu gitarını kaldıralım. İşte sınav yaklaştı, ne dıngır dıngır dıngır, yani müzisyen gibisin falan. Oysa Amerika Sınav Bürosu'nun, eğitim ve sınav bürosu diye geçiyor onlardaki ÖSYM, yaptığı araştırmada ilk bine giren, yani en üst derecede dereceler yakalayan öğrencilerin %80'inden fazlası bir müzik aleti kullanıyor. Bakın, dinlemeden ziyade kullanma. Çünkü bir gitar çaldığınızda beyninizin sağ sol tarafları, şimdi o detaya girmeyeceğim. Lütfen ders çalışmalarınızın sonuna özellikle bir müzik aleti eklerseniz müthiş yaparsınız demektir. Sıradaki sorum, çalışırken bir şeyler atıştırmayı seviyorum diyor öğrenci ve birçok öğrenci de bunu yapar kıtır kıtır. Öğrenciler çalışırken bir şeyler atıştırsın mı? Atıştırmayı seviyorum ve böyle daha çok çalışıyorum diyor. Diyorlar. Anne evet. Baba ikna ediyor. Peki bunu yapmalı mısınız? Yani? Cevap bir gelsin önce. Yani bak nasıl suratını astı. Hadi yapmayın der gibi bir ses duydum. Çünkü çocuklar bakın. Yine beyin bilimi der ki, bunlar tıbbi bilgi. Bilgiler geldiği yoldan geri döner. Muhteşem bir özetleme bu İsmail. Yani bu beyin bilimcilerin söylediği şey. Bilgi buradan geldi ya. Buradan geri dönüyor. Geldiği yolda cips, kola, kahve, kulaklıkla müzik varsa, siz o bilgiyi hatırlamak istediğinizde kapıdan kafasını bir uzatıyor, yola bir bakıyor. Lan diyor, bu yolda gerçek sınavda ne müzik var, ne çörek var, ne börek var. Herhalde bu yol benim geldiğim yol değildi diye başlıyor başka yol aramaya. Ve sizin hatırlayamadığınız durum ortaya çıkıyor. Bunları Instagram bonus hocaya yükleyeceğiz çocuklar. Hemen yarın
Dikkat edin. Evet. Son sorum hocam. Mezun öğrenciyim, bütün gece çalışıyorum, gündüz de vurup kafayı yatıyorum demiş. Mezun öğrenci ya da X ara sınıf öğrenciler gece çalışıp gündüz uyumalılar mı? Bunu yapmalılar mı, yapmamalılar mı? Evet, öğrenciler diyor ki hani bu çocukların okulu olmadığı için kendi başlarına evde çalışanları da ifade ediyor. Bütün gece çalışıyorum diyor ve ondan da çok iyi verim alıyorum. Sabahleyin de gündüz de uyuyorum diyor. Bunun bir zararı olur mu diyor. Bir cevap gelsin bakalım. Evet, bu yapılabilecek bir şey değil. Hele de şu pandemi döneminde herkes buraya doğru evrildi. Bu başarının intiharıdır İsmail. Bu sınav başarısına intihar ettirmek mi istiyorsunuz? Lütfen gece sabaha kadar çalışın. Çünkü bugün tıp bilimi diyor ki gün boyu öğrendiklerimizin beynimize kaydolmasını sağlayan melatonin hormonunun en yoğun salındığı dönem 23'te 04 arası. Daha doğrusu salındığı dönem 23'te 04 arası en yoğun salındığı dönemde 1 ila 03 arası diyor. Bunlar tıbbi kaynaklardan alma ama internet bilgisi değil, lütfen öyle düşünmeyin. Ve siz o zaman düzenli uyuyarak ancak öğrenmeleri tamamlıyorsunuz diyoruz. Ve önümüzdeki hafta yeni bir bunu yap bunu yapmada buluşacağız yine.